Dilersen. Dilemem. Dilersen. Burada bitiyormuş program. Ben dilemediğim için. Herkes çok salladı Benzema'yı ama işte Zinedine Zidane'lar Carlo Ancelotti'ler, Jose Mourinho'lar onlar bunlar. O zaman garip bir olayla bitirelim. Ne güzel konuşuyoruz bugün ya. uzun konuşuyoruz i̇şte spor bu ya. Sporunu ilk de şeyden uzağız ha. Olmadı bu. Baştan çeken program. Evet. Başarı satın alınmaz, kiralanır ve son ödeme tarihi her günün sonudur. Biraz kamyon arkası yazısı gibi. <laughs> Nesine TV'ye sahadan uzağa hoş geldiniz değerli izleyenler. Oldukça e, enerjik ve bir o kadar da sesi güzel bir Erman Yaşar'la bugün birlikteyiz. Ee... Yönetmenimiz kulaklarıma zarar verdiğin şeklinde bir ifadede bulundu az önce. Ona gülüyordum ben de. Ozancım nasılsın? İyi sen nasılsın? Biz de iyiyiz çok şükür. Los Angeles Lakers franchise olarak NBA'deki 17. şampiyonluğumuza yürüdük. Bu nedenle keyifliyim. Tadım yerinde. Ona en son gelecektim ama onunla da başlayabiliriz. Hiç fark etmez. Ben sana şu anda olan bitenden bahsediyorum. İster ha. sonda gelirsin, ister başta gelirsin. Bunun dışında stüdyomuz yine sıcak. Evet. Nesine ailesinin o sıcaklığı. Ama hava serinledi biraz. Evet, havalar biraz serinledi. Bunun dışında stüdyoda yaptığımız ilk programa acayip tepkiler geldi. Çok teşekkürler ediyoruz. O tepkilerden ediyoruz. biraz okumamı ister misin? Tabii, mesela 15 dakika için niye stüdyoya gidiyorsunuz ha. diyen de olmuş. Ee, Kel psikolog medya devi de hastaymış gibi bir ortam oluşmuş yorumu var. Yani aslında hasta da sayılırım. Yani. Ee, Allah'a şükür Covid'dir, COVID falan bunlardan uzağız. Tüm gücümüzle şeydeyim. Mental İşimin başındayım. Şey. Ama tabii yani e, fiziksel hastalık var, mental hastalık var. İşte o var, bu var. E, bizim de sorunlarımız oluyor. Hangi insanın olmuyor zaten? Sevgili Ozan Sülüm. Çok haklısın. Ee, dilersen. Dilemem. Dilersen. Burada bitiyormuş program. Ben dilemediğim için burada kapatıyoruz. Evet. Şöyle başlayayım mı kadın? Gelecek hafta yine Nesne TV'de. Evet. LeBron'da başlayalım mı? Başlayalım. Demiş ki saygı istiyoruz. Rob saygı istiyor. Pelinka. Koç Vogel saygı istiyor. Frank Vogel. Organizasyon saygı istiyor. Los Angeles Lakers. Ben saygı istiyorum. LeBron James. Bir e, Lakers'ta olarak buraya zaten şeyle girdin. Ne şampiyon olduk be kardeşim diye girdin. Yani o anları anlatır mısın? Şimdi e, öncelikle Los Angeles Lakers. Benim NBA takip etmeye başlamam 98-99 civarları. Kobe Bryant'ın biraz lige girmesi ve sivrilmesiyle ben Kobe Bryant'la e, NBA'yi sevdim. Öncesinde FSP senden falan basketbol takip ediyordum ama ya mesela ben yaşım yetiyor Michael Jordan'lı dönemlere. Ee, tabii NBA bu kadar yaygın değildi. Bu kadar rahat izleyemiyorduk, edemiyorduk ama e, olan biteni bilmekle beraber işte Michael Jordan şunu yaptı, bunu yaptı falan ligde ne olduğunu, ne bittiğini bilmekle beraber e, çok ilgilenmiyordum. Asıl e, ilgiim alakalı e, 20 sene önce Kobe Bryant ve işte Shaquille O'Neal ortaklığında Lakers'ın eee threepeat yaptığı sezonla başladı ve o gün bugün Lakers sevdamız var. İşte Shaquille O'Neal'lar, Kobe Bryant'lar, Pau Gasol'ler, bugün Anthony Davis'ler, LeBron James'ler. Ondan önce e, genç arkadaşlarımız vardı. Hepsini paketle yolladık Anthony Davis için. İşte Brandon Ingram'lar, Kyle Kuzma'lar, Josh Hart'lar. E, önemli bir şampiyonluk. Birincisi Los Angeles Lakers. Olmazsa olmaz franchise'lar vardır. Her şeyde daha doğrusu bu sadece... Basketbolda değil. NBA deyince diyorsun akla yani gelen. Mesela Şampiyonlar Ligi. Real Madrid 2 sene şampiyon olmasın, 3 sene şampiyon olmasın. Okey ama hani bir yerde artık Real Madrid'in, sıfır Real Madrid değil işte Bayern Münih'in, Barcelona'nın e, bu takımların birkaç yıl içinde ortaya hemen gözükmesi gerekir. Yani 5-6 sene kaybolursa dersin ki ne oluyor? E, futbolda da var. İşte Şampiyonlar Ligi haricinde yani yerelliklerde. E, NBA'de de bunun olayı Chicago Bulls normalde, Boston Celtics, Los Angeles Lakers hatta biraz New York Knicks'ti. New York Knicks çok uzun zamandır yok. Chicago Bulls Michael Jordan'dan beri bir 2010'ların başında 2009 falan civarı işte Derrick Rose'la bir el kola yaptı. Boston'da işte o büyük üçlülü son şampiyonluk sonrası Kevin Garnett'li, Paul Pierce'lı son şampiyonluk sonrası 10 senedir yok. Lakers'ımız da yoktu. Kobe Bryant basketbolu bıraktı. Lakers Apı yutmuştu. Hem Kobe'nin trajik ölümünün olduğu senede bunun gerçekleşmesi hem de e, Lakers'ın gerçekten e, ilginç hikayelere sahip bir takım olması bence bu şampiyonluğu keyifli kıldı. Öncelikle tabii ki Kobe Bryant'tan dolayı e, ona adanmış bir şampiyonluk ama LeBron'un orada e, işte Rob'a saygı istiyor. Yani şu benim anladığım kadarıyla e, biraz ciddi açıklamalar yapmak durumunda kaldım ama açıklamada şunu demek istiyorum. Sene boyunca gerek NBA'in yayıncı kuruluşu gerek NBA yazarları Los Angeles Lakers'ı biraz geride gösterdi. Hatta Los Angeles Lakers forumlarının ya da taraftarlarının dün Twitter'da paylaştığı bir iki buçuk dakikalık video var. Bu kadro oluşturulduğunda işte şey diyenler var. İşte takımda Lebron ve Anthony Davis haricinde yarım basketbolcu yok. İşte bu takım Batı'da 8. sıradan playoff'a girer ya girmez. İşte şu bu falan. E bayağı Baya yani Lakers'a şey yapıldı. Clippers çok daha iyi takım, işte Milwaukee Bucks çok daha iyi takım, o daha iyi takım, bu daha iyi takım. Ee, Lakers takımı ve işte Lebron James oradaki konuşmasında diyor ki Rob Pelinka'ya saygı istiyorum. Yani Rob Pelinka nesi bu takımın? GM'i, takımı oluşturan, parçaları oluşturan isim. İyi bir takım oluşturdu. Sizin dalga geçtiğiniz gibi değil. Aslında ya Lakers biraz bıçak sırtı bir kadro oluşturdu hakikaten. Çünkü Rajon Rondo mesela müthiş oynadı ama Rajon Rondo kötü de oynayabilirdi bıçak sırtı. Dwight Howard çok özel bir oyuncuydu 10 sene önce ama 10 sene önce öyleydi. Bu sene kendini adadı. Çok iyi işler çıkardı. Ama hep böyle ne yapacağı bıçak sırtı. KCP, Kentavius Caldwell Pop keza öyle. Yani Lebron ile Anthony Davis hariç bu takımda performansının devamlılığına güvenebileceğin adam yoktu. Aslında o eleştirilerin bir kısmının da çıkış mantığı vardı yani. Neyse Lebron orada diyor ki işte Koça da saygı duyacaksınız çünkü koça da az saygı duyuluyordu hakikaten. Bu takımı Lebron'u bu mu yönetecek Frank Vogel'ın ne başarısı var diye. Ee, ama en vurucusu I want my damn respect too dedi orada. Bayağı da o damn kısmını vurgulayarak ee, Allah'ın belası saygınızı Kahra, kahrolası. kendim için de istiyorum. Şundan dolayı e, Lebron James e, gerçekten inanılmaz bir şey yapıyor aslında. Hak, Hakikaten inanılmaz bir şey yapıyor. LeBron James benim hiçbir zaman en sevdiğim basketbolculardan biri olmadı. Yani Lakers'e geldikten sonra tabii ki biraz daha sevdim. Ama asıl ben onu o efsanevi 2016 şampiyonluğunda sevdim. Yani tarihinin en iyi takımlarından biri olan Golden State'e NBA final serisinde 3-1'den kimse geri dönememişti o tarihe kadar. 3-1 öne geçen bir takım hiçbir zaman şampiyonu kaybetmemişti. E, 73-9 normal sezonda yapıp tarihe geçen, tarihin en başarılı takımı olan bir Golden State'i Üç bir yerden gelip yendi. Zaten bence orada e, Michael Jordan'la olan bu Got meselesiyle alakalı e, tartışılma hakkı kazandı. Çünkü Michael Jordan'la tartışılma hakkı kazanmak bile çok önemli bir şey. Yani Michael Jordan bundan 5-6 sene önce herkes için tartışmasız en büyüktü. Hala insanların çok büyük kısmı için Got Michael Jordan ama Lebron'un bunu tartışmaya açabilmesi bile, Bence inanılmaz bir şey. İnsanların bu tartışmaya ne diyorsun kardeşim sen dememeye başlaması bile bir şey Yani değil. bu yaptığı şeyin büyüklüğünü gösteriyor. Ve 17 senedir ligde onunla beraber lige girenler işte çocuk sevmeye başladılar. Ee, hala MVP yarışının normal sezonda Yanis'in arkasından ikinci oldu. Playoff'ta da MVP oldu. Bunlar inanılmaz şeyler. 36 yaşına girmek üzere olan bir adam için e, inanılmaz şeyler. Yani sadece tarihin en büyük basketbolcularından biri değil... Tarihin en büyük sporcularından birini izliyoruz. O yüzden de ben mesela kendi adıma onu söyleyeyim. O dediği lanet olası saygınızı istiyorum kısmını ben 2016'da verdim. Bunu hatta Twitter'da da yazmıştım. Saygı da duymadığım çok sevmediğim de bir oyuncuydu. 2011'deki o meşhur yeteneklerimi Miami'ye taşıyorum şeklindeki hoş olmayan kendisinin de kariyerinin en büyük pişmanlığı olarak vurguladığı olaydan dolayı ben Lebron'u sevmiyordum. Çiğ geliyordu bana biraz ama çok olgunlaştı. Her şeyi çok doğru düzgün yönetmeye başladı ve e, ben 2016'dan beri büyük saygı duyuyorum kendisine. Sevmemek çok doğal ama saygı duymamak da elde değil. Güzel. Bununla başlamamız... Ne konuştun be kardeşim? Çünkü bitmezdi bunun onu diyecektim şimdi. Şimdi sen bana ver bundan sonrasını sen konuş kardeşim. Bu ne ben... Ben moderatörüm. Program benim başı... Bir yok. Benim program başı 250 kelime sınırlamam var anlaşmam o şekilde. 250 kelimeyi biraz sen bir cümlede kullandın az önce. Yazık oldu. Şimdi o zaman biraz daha yakına gelelim. Şimdi Hans Dieter Flick hocaların, hocası, hocaların olarak da hocası olarak kabul görür. Görmeye başlayabilir. Başarı satın alınmaz, kiralanır ve son ödeme tarihi her günün sonudur. Biraz kamyon arkası yazısı gibi. Çok da anlamadım ne demek istediğini. Bunu biraz tartışalım diye aldım. Ya herhalde şunu demek istiyor. Yani lafa katılırsın, katılmazsın. Ben de çok da katılmadım da. Çok da anlamadım da ama galiba şu. E, özellikle hani diyor bizim işimizi yapan insanların her gün kendini tekrar ispat etmeye ve başarılı olmaya ihtiyacı var. Yani ha. şunu demek yani ben mesela şimdi Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyon oldum. Bundesliga'yı aldım. Ama, bitmedi, Ama satın almıyorum başarıyı. Yani 8 sene daha ha. bunu yapıp yapamayacağım belli değil ve ben mesela 3 sene üst üste Bayern Münih'le Bundesliga'yı kazanamazsam şu anda çok başarılı ve hatta dünyanın en dikkat çekici teknik direktörlerinden biri gözükürken 3 sene sonra ya kardeşim işte bu adam da evet o sene takımı bir coşturdu geldi ama saman aleviymiş. Sonra söndü olacak. O ama... yüzden her gün o kirayı ödemeniz lazım. Tamam güzel açıklama güzel. Şey soracağım. Benim anladım tabii. Mesela zamanında de, hani Chelsea'de e, kim kovulmuştu hatırlamıyorum. Di Matteo Mourinho'nun yerine mi gelmişti? Ee, galiba Mourinho'nun yerine geldi. Gel geldi ha. Öyle bir şey değil ama bununki yani. Bu adam yani oyun olarak. Andre Villas-Boas'ın yerine geldi galiba. Olabilir. Ya da Andre Villas-Boas ondan sonra mı geldi? Dur bakayım. Dur bakayım. Sanki villas boasın yerine geldi ya. Ee, bulamıyorum. Çünkü Is Mourinho Is o tarihlerde Real Madrid'de falan değil miydi ya? 2007 falan o. İki, hayır, 2012. Oo, o tarihte zaten tam yok yok. Ee, o tarihte evet. zaten Real Madrid'de Mourinho. Mümkün değil. Chelsea'ye evet villas boasın yerine Village geldi. Villas-Boas'un yerine geldi. Şey diyeceğim, aynı olay değil. Yani alıp götürdü Şampiyonlar Ligi'ne gitti ama Di Matteo'nun oynattığı oyunu falan hiçbir şekilde hatırlamazsın mesela. Şimdi Hansi Flick'in yaptığı şeyi ve dominasyonu hatırlarsın illa Aynen. Ee, tamam hocaya şey verdik. Şimdi e söylediği şeyin bir noktada kabul görür yanı var. Eğer dediğim gibi bizim anladığımız gibi bir şey söylüyorsun. Ben anlamadım abi. Ben e, yani ama genel olarak anlamadım. Yani evet. Hoca ya bu konuşur. Şimdi Roger Federer'den Nadal'a söylenen böyle bir paragraf e, eşek kadar şey var. E, i̇kimiz de Federer sever insanlar olarak. Bu arada nedense şimdi Federer sever dediğimizde direkt Djokovic ve Nadal düşmanı olarak adlandırılabiliriz. Değiliz. Öyle bir şeyimiz yok. Türkiye'de öyle işte yani Kobe yani. seversen Lebron sevmeyeceksin. Michael Jordan seversen Lebron sevmeyeceksin. Nadal'cıysan Djokovic'i. Yani ben mesela yani bunu çoğu insan zaten Eurosport dönemlerinde tenis anlattığımdan da bilir ama yani her yerde de rahatlıkla söylüyorum. Ben Roger Federer için bir Roger Federer'in yeri bende ayrıdır. Yani ben Nadal'ı da seviyorum, Djokovic'i de nispeten seviyorum. Yani şey değilim. Hani Djokovic'i çok mesela uyuz olan, Djokovic'i çok dışlayan bir sürü tenis sever var. Ben öyle değilim. Ben Djokovic'in eşsiz bir yetenek olduğunu ve gerçekten çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve Belli yanlardan empati de yapabiliyorum içinde bulunduğu duruma. Çünkü belki de tarihin en iyi iki oyuncusunun olduğu bir yere çomak sokmaya çalışıyorsunuz. Ve o çomağı sokarken doğal olarak insanların Nadal ve Federer tarafında olması doğal. Siz daha yeni gelmişsiniz şeye, masaya yeni oturmuşsunuz. Düşünüzü ispat etmek için biraz çıkıntılık yapmanız gerekebilir. Orada çok ağır iki tane adam var. ya Bunlar başka meseleler ama tabii Federer, Nadal çok... Onların bromance var artık aralarında yani resmen. Nadal'ın da çok sevindim. Tabii ki benim gönlüm, bunu demin de söyledim. Federer'de kalsın değil mi? Yani Federer 21'i alsa, 22'yi alsa yani Nadal da almaya devam etsin ama keşke Federer önde bitirse der benim gönlüm. Ama öyle olmayacağını da iki senedir falan söylüyordum. Çünkü Federer'in hem yaşı sonra, hem gidişatı. İki sene önce miydi? Wimbledon sonra? finalinde. Ha, işte Wimbledon sonra. Maç için şampiyonluk için servis atıp Djokovic'e oradan kaybetti. Hatta 40-15. Hmm. Ee, oradan kaybettikten sonra artık Federer'in belki bir Wimbledon şanssızlığı da Wimbledon'da <laughs> bu sene oynanamayan tek selam oldu. Ee, belki Wimbledon kazanabilir Roger Federer. O yüzden işi çok kolay değil. Yani Nadal tarafından geçilecektir bence. Şu an yakaladı Nadal. Yani Nadal'ın iki tane daha Roland Garros'u olabilir rahatlıkla. Yani Nadal korta çıkabildiği sürece Roland Garros'un favorisi. Yani 45 yaşında da e, favori olmasa da en büyük 3 favorisinden biri olarak çıkar. Bir ufak şeyi, e, ya finaldeki 6-0 ve sonrasını e, değerlendir bakayım. ya Neydi? Ben gördüğüme inanamadım ilk sette. İkinci ya, sette de tepki gelmemesine inanamadım mesela. Yani şeyi ben de şaşırdım. Şimdi Novak Djokovic çok ilginç bir oyuncu e, turdaki bütün rakiplerinden onu farklı kılan bir şey var. İlk seti 6-0 kaybetmesi şaşırtıcı. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırdım. Yani beklemem Djokovic'ten 6-0 set kaybetmek ki Grand Slam finallerinde yok böyle bir şey Djokovic'in hanesinde. Ama bence daha şaşırtıcı olanı Djokovic ilk set 6-0 kaybet. Mesela Roger Federer ilk seti Nadal 6-0 kaybederse o maç bir saatte biter. Bunun... Djokovic'de hiç öyle bir şey olmaz. Ha, Djokovic'de normalde olmaz. Mesela Nadal kaybederse de Djokovic'e e, genelde öyle bir şey. Djokovic ne kadar kötü durumda olursa olsun ne kadar sırtı duvara dayanırsa dayansın her zaman bir şekilde hamam böceği benzetmesi yapılır işte hayatta kalır. Ha, maçı sonra kaybedebilir de ama yani o maçı kaybederken Nadal'ın da anasından hem üstü burnundan getirerek kaybeder. Veremedi. Veremedi ve maçtan sonra dedi ki yani bugün dedi Rafael Nadal'ın oynadığı oyuna beni dedi işte outplayed ifadesi kullandı. Yani beni oyunun dışına attı, domine etti beni. Ve inanılmaz bir seviyeydi. Benim eşlik edemediğim bir seviyeydi dedi. Ee, bu da sadece için kötü değil. Rafael Nadal'ın da ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ve Nadal için inanılmaz şanssızdı. Şundan dolayı inanılmaz şanssızdı. şartlardan Ekim ayının ortasında oynanıyor final. Havanın çok soğuk olduğunu söylemişti Nadal. Normalde Mayıs'ta oynanıyor Roland Garros. Açık havada oynanıyor. Toplar bıngır bıngır sekiyor ki Nadal'ın oyunu için çok çok güçlü bir olay. O spinli ee, forendi için. Şimdi o kort kapalı, hava soğuk. Ee, Ekim ayı bütün avantajlar yani doğa anlamında ya da işte fiziksel şartlar anlamında Djokovic'in cephesindeyken Djokovic'i bu kadar kortun dışına atmak Nadal'ın kariyerinin en görkemli galibiyetlerinden biri. Ee, bence bence Djokovic'le verecek şey savaşını. Orada da bir got savaşı var. Lebron Jordan'da olduğu gibi. Ee, yani bunu kullanmak biraz tuhaf geliyor bazen. Federer o yarışta üçüncü kalacak gibi geliyor bana. He şu ayrı konu. Yetişir diyorsun Djokovic'i. Djokovic de yetişir. Ya üç silam alır Djokovic sakatlanmadığı takdirde. Ee, o zaman. Şey ayrı konu. Öyle bitireyim. Yani Federer'in oynadığı tenisi bence hiç kimse oynamadı dünyada bugüne kadar. Bir daha da oynar mı bilmiyorum. Öyle bir yere koyabiliyoruz. Ha, o başka bir şey. Yani onun oynadığı tenis, onun tenis oynarken verdiği zarafet, onun verdiği his, e, muhtemelen hiç kimse de olmayacak. E, ama yani rakamlarda da Nadal şu anda önünde. Neden önünde? Çünkü 20-20 yaptı Silem'leri. Hem teke tek de önde. Hem de Masters'da önde. break var. Yani Silem'lerden eşitlikten dolayı. Yani Masterslarda da önde. Tiebreaker aralarındaki ayı. maçlarda da önde. Djokovic de Masterslarda önde. Hepsinden önde zaten. Artı aralarındaki maçlarda önde. Djokovic Silem'de geride olduğu için tamam. Ama Djokovic de geçerse, yani Federer'e doğrudan got demek de çok kolay olmayacak. Ben ne kadar demek istesem de. O zaman garip bir olayla bitirelim. Ne güzel konuşuyoruz ya o zaman. Ciddi konuşuyoruz i̇şte ya. İşte spor bu ya sporunu. İyi ki de şeyden uzağız ha. Olmadı bu baştan çeken program. Evet. GVM sahadan mı? uzaklaşamadı yeterince baştan evet, oluyor. Olmadı ee, o yüzden. Tamam Şu... sahadan uzaklaşacağız şimdi. Uzaklaş bakayım nasıl uzaklaşacağız. Karim Benzema demiş ki. <laughs> Sen seversin bu arada. Adamımdır. Ama kişilik olarak biraz sıkıntı var. Karşısındaki adamı da seviyorum ama laf ettim. Demiş abi. ki benim yerime Olivier'in milli takıma alınması F1 aracı yerine go-kart tercih edilmesi gibi bir şey. Hemen üstüne de şimdi ikisini beraber şey edelim. Olivier Giroud da demiş ki canım yani sıkıntıya çıkarmamak istemiş. Benzema ile birlikte Fransa milli takımı daha iyi olabilirdik. Tanıdığım için de ne demek istediğini anlıyorum falan gibi bir şey söylemiş. Bence olamazlardı. Önce Olivier Giroud'un açıklamasından geleyim. Şundan dolayı benzer tipte iki oyuncu. Sen biri, üstü. biri diğerinin üst sınıfı. Biri diğerinin işte güncellenme gelmiş ya da gerçi hani Yaş olarak aynılar, o yüzden hatta Giru biraz daha küçük olabilir. Güncellenme gelmiş, Giru aynı yaşta değiller mi? Giru daha büyük ya galiba. Benzama var 87'li falan ya. E tamam, Giru 86'lı. Ha? Ha. E tamam şimdi işte, bir sene sonra güncelleme gelmiş. Aynen. O. Evet. Giru yani 88 şeydir. falandır İki diyor. yaş var aralarında. Giru? Giru 34, Benzama 32. Ha, tamam. Tamam o zaman güncelleme gelmiş. Ya yani Olivier Giru'yu yaratmış Fransızlar ve Yüce Mevlam. Ee, gol özelliği de olan ama asıl golcülüğünden ziyade bütün hücum sistemini işler kılan ve etkileyici e, bir e, servis performansına sahip bir oyuncu. İki sene sonra Karim Benzema ile bunun üst sürümünü çıkarmışlar. Karim Benzema bu dünyada en iyi yapan oyuncu bence. Ben, Biraz daha koşabilen ben mesela Firmino'nun önüne koyuyorum. Ee, belki Real Madrid şeyinden, belki ya çünkü ya Roberto Firmino'nun 1-1,5 senede gösterdiği oyunu bence Real Madrid 10 senedir gösteriyor. Evet, Herkes çok salladı Benzema'yı ama işte Zinedine Zidane'lar, Carlo Ancelotti'ler, Jose Mourinho'lar onlar bunlar. Rafael Benitez'ler. Herkes geldi. Hep birinci şey oldu. Kimse de demedi ki ya kardeşim ben Benzema ile oynamam. Bana Luis Suarez alın. Bana Lewandowski alın. Tabii ki ister teknik direktör Lewandowski'yi de alsalar takımda bulunsun. Ama Real Madrid için ne kadar önemli bir adam olduğunu bu gösteriyor zaten. Asist sayıları, gol sayıları. Söylediği şeyde de haksız değil Benzema ama böyle söylenmez. Ayıp. Yani tabii ki yani Fransa milli takımının birinci forveti Karim Benzema olmalı. Eğer o problemleri yaşamasaydı ve e, o... ki bayağı da problem yaşadı. Yani iki, Dünya Kupası'ndaki o arızadan ne bileyim takım arka Valbuena olayı vardı bir saçma sapan. Aynen ya yani bu böyle söylenmez. Benim yerime e, Giroud'un milli takımı alımı ne olursa olsun hem adamın dediği gibi belli bir geçmişiniz var hem de yani ben F1 aracıyım o go kart falan yani şunu diyebilirsin ee, ben Fransa milli takımında yani şu an ben pozisyonumun en iyi oyuncularından biriyim ve Fransa milli takımında oynamamam ya da işte düşünülmemem bana komik geliyor benden daha iyi bir forvet forward... şunu de ya hadi o komik geliyor şu anda Fransa'da benden daha iyi bir forvet yok de okeyim ben yok hakikaten. Ama böyle bir şey yapma. Ama yani adama direkt sen gokartsın ben hakartım mokartım bu nedir be kardeşim? Şey de biliyorsun. Bu yani, nedir be kardeşim? Diğer tarafta da onun yolundan gidiyor aslında. İşte gol atmıyor. Ha. Var birinci forveti olmaz. Chelsea'nin bilmem nesi olmaz. Adam 101 maç en fazla e, gol atan ikinci oyuncu oldu. E ben geçen anlattım yine Portekiz maçında. Tıkır tıkır oynuyor. Yine gol atmıyor. Zaten Fransa gol de atamadı maçta da. 0-0 bitti maç. Ama... E, Didier Döşem ondan vazgeçmiyor. Vazgeçmeyecektir de. Yani Dünya Kupası'nda gol atamadı. Ama şut aynı muhabbeti yaptı Döşem o zaman da yani bizi işler kılıyor diye. Benzer açıklamayı Jürgen Klopp sık sık Roberto Firmino için yapıyor. Yani bir forvetin önemli görevlerinden biri tabii ki gol atmak. Ama eğer sağa sola arkadakilere 15'er 20'şer attırıyorsa kendisi 30 atmayıp 10 atması da teknik direktörler tarafından tercih ediliyor. Eğer tercih ettikleri oyun buysa. Hı. Yalnız dediğim gibi jüriye katılmam. Nasıl? Yani bir arada oynayamaz ha. bu adamlar. Bir tanesini atması lazım. Burada vardı. olmazdı Jiru. Sayıları bu olmazdı. Bir de Aynı. şey diyeceğim. Ee, Jiru'ya da buradan bir ufak e, yani önlem için söylüyorum. Anni'yi ikimiz de çok severiz. Anni'yi senden daha çok severler. Lütfen 9 gol daha atmayı ver. Yani en fazla milli takım golü atan oyuncu olmayı ver. Güzel Böyle konuştun. Var. Son olarak ben şuna değinmek istiyorum Ozan'ım. Acayip bir pantolon yani. Pantolon, pantolon evet. gözüküyor mu Ozan Süleyman? Şu an bakıyorum. Yani şöyle. Yani. Gözüküyormuş. Ama Pankil o çizgiler oldu. falan... Eğer evet, o çizgiler gözükmüyor Asıl olayı çizgi. Evet, çok ben güzel de ölüyorum galiba. Var. Erman Yaşar ölmedi. Yani Erman Yaşar'ın son, son, programıyla e, sizlere veda edeceğiz. E, bana doğru öksürme. Ee, sağdan uzaktı. Gözlerden de uzak olacağım herhalde. Öyle gözüküyor. Ne oluyor ben gidiyorum. Gözden galiba. Gözden uzak olan benim. Sen de ama işte ben de artık gözden uzak olacağım galiba. Programda çok ciddiyet var diyenler için şimdiden hani özür diliyoruz çünkü Erman Yaşar'ın çok derin hissettiği his beslediği konuları konuştuk. Haftaya tekrar bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın. Sümbu <laughs> 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 verin bir şey.